Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Doktor İbrahim Esinler. Bugün 15 Şubat 2024. Yüce Allah'ın izniyle Kur'an mucizeleri dersimizin 103.sünü yapacağız inşallah. Yine sadece Kur'an demeye devam ediyoruz. Sadece Kur'an'a Rabbimizden indirilmiş olan öğüde hatırlatmaya, alemlere bir rahmet olan biricik kitabımıza davet etmeye devam ediyoruz. Hadislerle, söylentilerle mücadelemiz devam ediyor. Sekizinci dersimiz olacak bu hadislerle ilgili ve bu derste size gerçekten Kur'an'ımızda, şerefli Kur'an'ımızda gerçek hak din nedir? Rabbim bize gerçek hak dini nasıl açıklıyor ve bizi nasıl uyarıyor? Bunları Yüce Allah'ın izniyle göreceğiz. Din kelimesi anlamı. Hemen girelim. Şimdi din kelimesi Türkçe'de geçmiş bir kelime. Bir grup insanın bir tanrıdan veya tanrılardan neyse doğaüstü güç veya güçlerden gelmiş olduğuna inandığı emir ve yasakların bütünü olarak anlaşılabilir. Dine tabi olan insanlar inandıkları dinin kurallarıyla yaşarlar. Yeryüzünde çok sayıda din olduğunda biliyoruz zaten. Ancak Yüce Allah gerçek hak olan ve tek olan dini bizlere biricik Kur'an'ında bildiriyor bakın. Herkes her şeye inanabilir ya binlerce din var dini inanış var ama Rabbim gerçek dini bize Kur'an'da gösteriyor. Şöyle din kelimesi Kur'an'da belirlik takısıyla et din şeklinde 37 kez geçiyor arkadaşlar. Bu 13 tanesi Yevmit Din. Din günü olarak geçiyor. Bakın şurada ayetleri görüyoruz. 13 tanesinde. Bir tamlama şeklinde görülüyor. Yevm gün demek, evre demek, dönem demek, periyot demek yani zaman. Yani o zaman, o dönem. Din günü de kıyam günü. Yani ayağı dikelme ve ahiret evreninde oluşan mahşerde oluşacak. Yargılamayı işaret eder. Yani din günü dediğiniz zaman arkadaşlar dinden sorulacağımız, yargılayacağımız gün demektir. Anladınız mı? Bak çok önemli bir nüans var burada. Din günü. Rabbim ona niye din günü diyor? Çünkü yargılama dinden yapılacak. Sen neye tabi oldun? Rabbinin gerçek dinine mi tabi oldun? Yoksa onun aslında uydurmasyon dinlere mi tabi oldun? din günü dememizin önemi bu. Çok önemli yani bu nuansa dikkat edin. Dinden sorulacağımız gündür. Tek başına belirlik takısıyla geçen din 14 yerde geçiyor arkadaşlar. Bakın bu ayetlere bakabilirsiniz. Türkçe'de geçmiş anlamında kullanılıyor. Din yine sadece 9. surenin 36. ayetinde Yüce Allah'ın koyduğu nizam, yol, yöntem, kurallar anlamında kullanılmıştır. Yani Din dediğimizde dini anlayacağız. Türkçe'de geçmiş dini. Peki Kur'an'a göre din. Yani Yüce Allah'ın dini nedir? Gerçek hak din. Yani Yüce Allah'ın dini arkadaşlar İslam'dır. İslam bakın. Ama bu İslam sandığınız İslam değil. Şöyle diyor Rabbim 3. Araf suresi 19. ayette. Doğrusu Allah indi de katında din İslam'dır. Ve ayrılığa İhtilafa düştüler, farklılaştılar kitap verilen kimseler. Yani ehli kitap diyor, saçma sapan Talmud kitaplarına, İncil sonrası da masallara, onun bunun yazdığı, mışmışlara tabi oldu diyorlar. Ayrılığa düştüler diyorlar, dini kaybettiler diyor bu İslam'ı diyor. Bak ayetleri yok Onlara gelen ilim sonrasında. Ya kardeşim Tevrat ve İncil var elinde. Onları bırakıyorsun mışmışlarla Talmud, Mişna kitapları, bizim had söylenti kitaplarına uyuyorlar. Onun gibi yani. Ve zorbalık, baskı, yozlaşma aralarında ya bu Talmud, Mişna kitapları zorbalık, baskı aralarında yozlaşmaya neden oluyor. Rabbimin dini böyle mi? Değil. Saçma sapan şeylere inanıyorlar Yahudiler de öyle. Talmud okumakla bitmez ya. O bir kitap var ya kimse hakim olamaz ona uydurmasyonlarından bizim söylenti kitapları gibi. Asla. E 30 yıl alim ol gene şu muş demiş, muş demiş, mişle gidersin ve zorbalık, baskı, yozlaşma da içerir. Başka değil. Ve kim kafirlik eder örter Allah'ın ayetlerini? Öyle ki doğrusu Allah seridir, çabuktur hesapta, hesaplaşmada. Çabuk işini görür senin Rabbim. O yüzden Bakın Allah'ın ayetlerine kafirlik etmeyeceğiz. Yani bir kısmına inanırız, bir kısmını kabul ederiz. Yok. Kur'an'ın tüm ayetlerini, hükmünü kabul edeceksin. Söylentilerle o onu hadis nehs etmiştir. Y hükmünü düşürmüştür. Ya kitabın üçte birini yok ettiniz ya hadislerle. İşte bunu yapmayın diyor Allah'ın ayetlerini. Ayetleri hükmünü devamlı devam ettirin diyor. Üçüncü surenin 85. ayeti ve kim arzular arar İslam'dan başka bir din öyle ki asla kabul edilmez ondan ve o ahirette hüsran içinde olanlardandır kaybedenlerdendir ya. Bir, ayetleri bir düzgünce bir okuyun anlamaya çalışın İslam'dan başka din kabul edilmeyecek o yüzden İslam'ı iyi anlamamız lazım. İslam şu senin şu anda tabi olduğun İslam değil. Şiilerin, mezheplerin tabi olduğu adına İslam desen değil. İslam'ın ne olduğunu Rabbimize öğretiyor. Nisa 125. Ve kim daha güzeldir kimseden bir dinen teslim ettiği yüzünü Allah'a ve o güzel işler yapandır. Ne güzel ya ve tabi oldu İbrahim'in inanç öğretisine, İbrahim'in milletine, inanç öğretisine tabi oldu diyor. Bak bak. Bir tek tanrıcı, Hanif ve edinde Allah İbrahim'i bir dost. Halil dost. Bak bak bu muhteşem bir ayet ya. La ilahe illallah. Yani bakın dinin güzeli neymiş? En güzel din. Allah'a teslim ol. Sadece Allah'a ve essaliyatı yap. Güzel, doğrucu, düzel işler yap ve İbrahim'in inanç öğretisine tabi ol diyor. Ya İbrahim'in bak Buhari yok. Tirmizi yok, mişmuş hadis söylentiler yok. Ne diyor? İbrahim'in inanç öğretisine. O nasıl bir inanç öğretisiymiş? Hanifen bir tek tanrıcı. Hanif, tek tanrıcı. Hanefi mezhebiyle algı, algı, algı ilgisi yok arkadaşlar. Aman ha. Hanifen Tek tanrıcı. Ve tehaz Allahu İbrahim Halil'e. Ya bir onu İbrahim'i bir dost edindi Allah. La ilahe illallah. Ve razı oldum size İslam'ı bir dinen diyor. Bak ayeti iyi oku. Demek ki Allah'ımız tek bir dini kabul edecek. Ahirette o dinle geldik geldik. İslam. Demek İslam'ı iyi öğrenmemiz lazım. İslam ne demek? İslam nedir onu öyle. İslam kelimesi bir kere Seleme kökünden isim kelimesidir. Ve baktığınız zaman arkadaşlar İslam teslimiyet demektir. Boyun eğme, kabullenme demektir. Bir mutabakat ya da antlaşmaya uymak demektir. Bak bu nereden bu? Ne alakası var hocam? Şimdi hangi antlaşmaya uyacağız? Hangi asla teslimiye olacağız? İşte. Kur'an'ı bir bütün okuduğunuz zaman arkadaşlar bunu çok net bir şekilde görürsünüz. Yüce Allah'ın dini olan İslam mutabakata yani yapılmış bir antlaşmaya teslimiyettir. Boyun ekmektir, kabullemek. Antlaşmayı bozmamaktır. Bu antlaşmaya uymaktır. Neye teslim olacağız? Neye boyun eğeceğiz? Bu antlaşma nedir? Güzel insanlar, antlaşma, ahit, Rabbimizle bizim bilinçlerimizin yapmış olduğu bir antlaşmadır. Sanmayın ki sadece bu evren vardı. Bu evren yaratılmadan önce Big Bang öncesi de hiper uzay dediğimiz arşta başka mekanlar olabilir, zaman farklı köyü, her şey farklı olabilir. Sanmayın yani orada bilinçlerimiz oradaydı. Rabbim bilinçlerimizi yarattığı ve bizle bir Test yapmak istedi ve biz de cahil ve kendimize fazla kibir ve güvendiğimiz için de bilinçlerimiz bu sınava girmeyi kabul etti. Bu sınav zor bir sınavdı. Sonucunda cennetler ya da cehennem olabilecek yani karşılığı olan bir sınavdı. Bu sınavı biz kendimize fazla güvendik. Rabbim bu sınavı başka varlıklara da teklif etti. Onlar kabul etmediler. İnsan cahil, aceleci olduğu için kabul etti bu sınavı. Ve bilinçleri kabul edilmiş. Yani bu sınava girmeyi kabul etmiş ins bilinçlerle bir antlaşma yapıldı. Bu antlaşma tek tanrıcı olunacaktı. Rabbimizi sadece Rabbimiz olarak bilecektik. Başka onun aslından hiçbir şekilde ilahlar edinmeyecektir. Onun hükümlerini kabul edecektik. Şeytanın adımlarını izlemeyecektik. Biz yemin ettik Rabbimize antlaşmayı kendimize o kadar güvendik ki ama bu sınavda çoğumuzun şeytanın zannında varsayımında doğru çıktı diyor Rabbim. Gerçekten insanların çoğuluğu cehennemdedir. Bu sınavı kaybetmiştir. İşte bu nereden anlıyoruz o antlaşmayı? Bakın Araf 172'den anlıyoruz. Bakın ve o zaman aldı Rabbin Adem çocuklarından sırtlarından onların zürriyetlerini, nesillerini. Bakın bunu bilimsel bir şey de açıklamıştım biliyorsunuz. Sırttan nesiller sırttan çıkar. Zürriyetler yani kadınlardaki yumurtalık ve erkeklerdeki testis dediğimiz yumurtalıklar yani bunlar gamet hücrelerini taşıyan e, üreme organları İlk embriyo aşamasında yaratılışın küçük böyle daha embriyo aşamasında fetüs aşamasında bu sırttan sırt bölgesinden aşağı doğru iniyor. Aldı oradan Rabbi bunları yani trans abdominal descent diyorlar karın içerisinde bir inme erkeklerde trans inguinal inme de oluyor yani skrotum dediğimiz testislere doğru iniyor şeye skrotuma torbalara kadınlarda olmuyor o. İşte Rabbim zürriyetini diyor oradan indirdim diyor. Sırtlarından aldım onların diyor. Ve ürettim onları diyor yani. Bu şekilde diyor onlara avatarlar ürettim diyor. Sonra onlara bilinçlerini diyor transfer ettim diyor. Yalnız diyor ve tanık yaptı onları nefisleri üzerine. Yani kendilerine bilinçlerine tanık yaptı. Ne diye? Değil miyim Rabbiniz? Vay 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 la la illallah. Elastu bi rabbikum. Kalu bela. Dediler evet. Tanık olduk. Şahidna. Tanık olduk. Bak. Rabbim bilinçlerimize ne diyor? Bu burada olan bir şey değil. Bu evrende değil bu. Bu evrende değil. Bizim bu evrene gelmeden önceki bilinçlerimizle Rabbim bir antlaşma yapmış. Değil miyim Rabbiniz? Dediler evet. Hepimiz dedik. Tanık olduk dedik. Bitti. Ne diyor Rabbim devamında? Dersiniz diye kıyamet diriliş günü demeyesiniz. Doğrusu biz bunun hakkında gafil, habersiz idik demeyesiniz diye. Yani sen bu sınava bilerek girdin. Bu antlaşmayı, sözleşmenin tamamını gördün, kabul ettin, biliyorsun. Bunu Rabbim sana sınav öncesi itiraz etme diye sana gösterdi. Gafildik, habersizlik de diyemezsin. Çünkü vefat ettirildiğinde artık ahiret mahşer evreninde bilincin avatar bedenine yüklendiğinde o zaman aklın başına gelir. Aa, gerçekten biz böyle bir antlaşma yapmışız ama demek ki kendimize çok güvenmişiz, kibirliymişiz, yapmamış, pişmanlık içinde olacaksın. Eğer gerçek tak olmazsan işte bu İslam, işte bu İslam antlaşmaya uymaktır. Bu antlaşmaya teslim olmaktır. Bu antlaşmaya boyun eğmektir. Bakın ayetleri iyi okuduğumuz vakit gerçek İslam'ın ne olduğunu anlıyoruz. Yani Kur'an'a teslim olmaktır. Bu antlaşma elbette kabul ettiğimiz bu antlaşmada Rabbimizin bir kuralı da vardı. Bu antlaşmayı bize Resuller aracılığı ile göndereceği kutsal kitaplarla hatırlatacaktı. İşte o yüzden Kur'an zikirdir. Kur'an hatırlatma diyorlar. Ya niye hatırlatıyor abi? Onu bir şey bilinmeyen bir şeyi niye hatırlatsın bana? Benim bilmediğim bir şeyi niye hatırlattı? Hatırlatmak ne demek? Önce bildiğin bir şeyi hatırlatır. İşte Kur'an zikir, hatırlatma. E bu hatırlatmayı ne hatırlatıyor Kur'an bize? Rabbimizle yaptığımız sözleşmeyi hatırlatıyor. Zaten ne diyor Rabbim? eee Hicr 9'da şüphesiz biziz biz indirdik zikri Kur'an'ı ve şüphesiz biz onun koruyucuları. İşte zikir Kur'an hatırlatmadır. Öldün hatırlatılmasıdır. Yaptığımız antlaşmayı hatırlatıyor bize Rabbim. Böylece anlarız ki İslam kelimesi Kur'an'a sadece Kur'an'a teslim olmak, Kur'an'a boyun eğmektir. Kur'an'a teslim olmuş, boyun eğmiş kimseye de Müslüman denir. Bitti sadece Kur'an'a teslim olmuşlara Müslüman denir. Kur'an'a teslim olduğu yok ki adamın. kendini Müslümanım sanıyor. Sen Müslüman falan değilsin. Gerçek Müslüman sadece Kur'an'a teslim olanlardır. Kur'an'ın üçte birini kabul edip üçte birini bilmiyorsun. Üçte birinde de bir şeyler, hadisler orta yol ediniyorsun. Allah Resulün arasını ayırdın. Yetmezmiş gibi kitabın bir kısmına kafirlik ettin bir kısmını kabul ediyorsun. Rejim cezası, zina edenin, zina edenin cezası nedir diyoruz Kur'an'a göre? Rejim diyorsun ya. Öldürülmesi, taşla öldürülmesidir diyorsun. Nerede yazıyor? Kur'an'da Yüzcel'de yazıyor. Al bu, bu bu sana yeter. Ömür boyu yeter. Vefat ederken bunu hatırlarsın. Kur'an'ın hükmünü Kur'an'a teslim olmadın sen. Rejim cezası diyorsan şeye zina edenin cezası rejim cezası diyorsan Kur'an'a teslim olmadın sen. Mışmışlara söylen talimlerine teslim et, oldun. Demek ki Müslüman değilsin. Müslüman olabilmen için sadece Kur'an demen lazım. Kur'an haricinde asla dinde kaynak edinmemen lazım. Bakın 6. sure 161. Dost doğru, doğru düzgün, din, dinen, kıyam, dikelmiş din, dik din, doğru din. Direkt din ya. Dost doğru din. De ki şüphesiz beni. Bak 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 ne diyor. Şüphesiz beni. Doğruya kılavuzladı beni Rabbim. La ilahe illallah. Dost doğru bir yola. Doğru düzgün bir dine. İbrahim'in inacı öğretisine. Bir tek tanrıcı. Ve değildi olmuş İbrahim. Burada zamir geliyor. İbrahime gider. Müşriklerden ortak koşanlardan değildi. Sen İbrahim'i Hristiyan mı sandın? Sen İbrahim'i Yahudi mi sandın? Talmud kitaplarını yırtar atardı İbrahim. Mişna kitaplarını yırtar atardı. Şimdi İbrahim peygamber gelse o söylenti kitaplarının tamamını yakar. Çünkü o sizi müşrik yapar. İbrahim müşrik değildi. Bak ne diyor? Peygamberimiz doğruya kılavuzlandı diyor beni diyor. Dost doğru bir dine, İslam'a, İbrahim'in inanç öğretisine diyor. Dikkat edin. İbrahim'in inanç öğretisi. İbrahim'in hadisleri hadisleri yok burada. İbrahim'in inanç öğretisi. Tek inanç. Bunlar ortada buluşuyorlar arkadaşlar. Her yer tek bir doğru var. Sıraat el müstakim, İslam, tüm peygamberler bu İslam'ı içindedir. İslam'la gelir. Teslimiyeti hatırlatır. Sana o antlaşmayı hatırlatır. Yaptığımız antlaşma bu değişmez. Peki işte dinen, bu da sıratel el müstakim yani dost doğru bir yol ol ya da Kurandır dinen kıyamen. Yani Kurandır dimdik ayakta olan din Kur'andır. Evet. Burada muhatap kimler? Bu muhataplar dinlerini parça parça etmiş, partileşmiş, bölünmüş, taraftarlar gibi din tutan kimselerdir. 6. surenin 159. ayetinde Rabbim şöyle buyuruyor. Doğrusu kimseler, çok seviyorum bu ayeti. Parçalara ayırdılar, fırkalara böldüler dinlerini ve oldular taraftarlar, partiler, bölükler. Yoktur senin onlardan bir şeyin. Ancak onların işi emri Allah'adır. Bak burada dinin parça parça etmiş, mezheplere bölmüş, işte tarikatlara bölmüş, oraya buraya bölmüş, Kur'an haricinde kitaplar edinmişler. Bak şunu söyleyeyim. Kur'an haricinde Kur'an'dan saptıran her şey şeytandır. Kur'an'dan saptıran her şey şeytandır. Şeytan demek saptırıcı demektir, bozucu demektir Arapça. Tamam mı? İblis de var. O ayrı. Bu saptırıcı insandan olur, her şeyden olabilir. Kur'an haricinde seni Kur'an'dan alıkoyan, Kur'an'ı anlamana engel olan her türlü söylenti kitapları, şeyhler, tarikat liderleri, mezhepler, imamlar, tekkeler, türbeler, aklına ne gelirse gelsin, kendine çağıran herkes şeytandır. Saptırıcıdır, doğru yoldan saptırır sadece Kur'an'a gel diyorsa adam. Ona, onun peşinden git. Onun peşine de gitme. Kur'an'a gel diyorsa Kur'an'a bak yani adama gitme. Sadece insanlar yok, aracılar yok. Sadece Kur'an var. İşte burada Rabbim yoktur senin onlardan bir şeyin. Niye böyle bir şey diyor ki? Çok önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta. Bak ayetleri iyi okuduğumuz zaman Lesne minhum fi şeyin hiçbir şeyi yoktur sende. Niye böyle söylüyor ki Allah? Demek ki, demek ki Rabbim boşuna bir kelimeyi bile boşuna Kur'an'da kullanmayacağına göre anlarız ki bazı kimseler olacak parça parça dinlerini etmiş olacaklar. Ve bu dinlerini hep Muhammed peygambere bağlayacaklar. Ya demek ki Muhammed peygambere bağladı diyor ki Rabbim asla yoktur senin hiçbir şeyde onlarla birlikte değilsin diyor bak yani onlar sanıyorlar ki Muhammed peygambermişmuşmuş diyerekten birlikte Muhammed peygamberin kendileriyle beraber olduğunu sanıyorlar. Sanıyorlar ki şu anda Hanefiler Sün, Ehli Sünnet peygamber bizimle. Peygamberin hadislerine göre bizimle. Hiç öyle değil. Onların işi emri Allah'adır. Sana Allah ahirette şok olacaksın. Gerçeği sana açıklayacak. Bak yoktur senin onlardan bir şeyin. Onlar öyle iddia etse de dinleri parça parça bölen mezheplerle senin tarikatlarla ilgin yoktur diyorum. Evet devam işte kesinlikle bağı yoktur. Yani peygamberimizin hiçbir şekilde hiçbir yıllarla alakası yoktur. Peygamberimizin sadece tek bir e, bağlantısı vardır. İltisaklıdır Peygamberin Direkt o da Kur'an sadece Kur'an. Evet gerçek hak din olmadığını hayrette haber vereceklerdir. Ama iş işten geçecektir. Şok olacaklardır. Pişmanlık içinde olacaktır. Rabbimiz biz bilmiyorduk. Biz sen dileseydin biz müşrik olmazdık diyecekler. Rabbimiz bize onlara kat kat artır kat kat artır diyeceksin. Bizi saptırdıkları için diyeceksin. Lütfen gerçek din sadece Yüce Allah'a has kılınan dindir. Araf, evet Araf 29. De ki, Emret Rabbim eşitliği ve doğrultun yüzdenizi her mescitte teslim olma yerinde ve çağırın onu has kılarak ona dini. Yarattığı gibi sizi geri dönersiniz. Sadece Kur'an ne diyor Rabbim? Demek ki dinde has dini sadece Allah'a has kıracağız. Özgüleyeceğiz. Has demek katıksız yapacağız. Demek ki başkalarını dinlemeyeceğiz. Güzel kardeşler ya çok basit yani hiç kimseyi hiçbir şeyi hiçbir kitabı dinlemeyeceğiz. Sadece ve sadece dinde Kur'an'ı dinleyeceğiz. Başka hiçbir şekilde Kur'an haricinde katıksız saf pür Kur'an. Sadece Kur'an. E, uydurulmuş hadisler var hocam ama bir ekip kuralım. Ee, onu Kur'an'a arz ederim. La ilahe illallah asla. Beşer sözünü asla evrenlerin yaratıcısının sözüne arz edemezsin bile sen. Arz ne demek ya? Ha orada diyor ki arz etmek. Bakın, büyükler rica eder. Büyükler küçük yazık bu yazışma kurallarıdır. Mesela ana bilim dalı başkanı toplantı yapacak, katılmanızı rica ederim der arkadaş. Arz etmez. Rica eder. Alt üste rica eder kademe olarak. Bilgilerinize arz ederim. Aklınca hadisler altta tamam ama Kur'an arz edecek. Mantığa bak ya. Sen kimsin diyorum. Sindirimden öleceğim ya. ya Böyle bir şey olamaz ya. Kur'an'ın tam Kur'an varken elimde. Ne yapayım ben uydurmuşmuş hadisleri? Tamamını reddederim ki öyle olması lazım. Sadece Kur'an. Saf Kur'an. Halis. Rabbimin halis dinidir. Ve Resuller elçiler sadece Yüce Allah'ın dinini getirir. Bu da kutsal kitaplardır. Bakın 9. sura Tövbe 33. O ki gönderdi Resulünü elçisini hidayet ile ve hak gerçek din ile. Görünür kılması için onu her bir din üstüne velev ki nefret etse de hoşlanması da müşrikler. Şu anda da bu tecelli ediyor zaten. Sadece Kur'an, sadece Kur'an, hak gerçek din, hidayet içeren o din diğer dinlerin üstüne darma darmadağın ediyor. Diğer dün dinler nedir yani? Nefret. O, tabii bunlardan müşrikler hoşlanmıyor yani. Adam çıkmış diyor tek tanrı olan mı? Ya bana kızıyor adam. Nefret ediyor benden. Hoşlanmıyor lan. Bu tek Kur'an diye Kur'an din siz kafirliği Kur'an sadece Kur'an kafirliği çıktı diyor adam. Kur'an okumak kafir olursun diyor. La ilahe illallah gökler çatlayacak ya. Bu, bu bunun nasıl bir hesabını verebilirsin? Hiç mi korkunuz yok ahiretten? Allah'tan korkunuz yok sizin ya. Allah'ın kitabına çağırıyorum diye. Allah'ın kitabını okuyalım. Allah'ın kitabını anlayalım dedim diye bana kızıyor adam ya. Ama sen sinirlensen, çatlasan, patlasan da Allah nurunu tamamlayacaktır. Sadece Kur'an mesajı tüm dünya yayılacaktır. Tüm dünya Kur'an'a sadece Kur'ancı diyecek demek değildir o. Nur tamamlanacak yani. Alan alır onu. Almayan cehennem hak ediyor demektir. İşte burada gerçek dinle geliyor. Resuller neyi getiriyormuş? Allah'ın hak gerçek dinini getiriyor. Demek ki Resuller görevi Allah'ın dinini getirmektir. Gönderiyorlar, beraber getiriyorlar. Kur'an'ı indiriyor yani. Ve yetki verilmeyen şey gerçek din olamaz. Ancak Yüce Allah'ın yetki verdiği gerçek hak din olabilir. Bak 12. sure 40. ayet. Değilsiniz kulluk eder onun aslından başka isimlere. İsimlendirdiniz onu siz ve atalarınız. Allah onu hiçbir, bak Allah ona hiçbir yetkindirmiş değildir. Bak yetki sadece Allah'ta. Sen diyor kulluk ediyorsun diyor. Allah'ın emirleri gibi diyor söylenti alimlerine isimlendirdiğin ebulara davutlara onlara bunlara mezheplere tarikatlara bir şeylere diyor ataların diyor verdi diyor sen de o yoldan gidiyorsun diyor oraya kulluk etme diyor. Allah onlara hiçbir yetki indirmedi diyor. Kiti bu sütlenin ne yetkisi var ya Allah katında tamamızan hiçbir yetkisi yok. Allah katından indirilmiş bir sultanı yok. Ama Kur'an'ın var. Matematiksel sistemle de biz Kur'an'ın Allah katından geldiğine kesin delil tanık oluyoruz. Ve Allah katımızda Allah'ın indinde katında kıdem ve kademe almayı umut ediyoruz. Yoktur hüküm Allah'ın dışında bak. Emretti ki kulluk etmeyin. Sadece onun dışında. İşte sadece o. Sadece Allah'a kulluk edeceksin. İşte budur doğru düzgün din. Ancak çoğu insanlar bilmezler. Gerçekten de böyle. Çoğu insan maalesef bilmiyor. Ama görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> kulluk etmeyin. Sadece Allah'a kulluk edin. Fatiha'da okuyorsunuz ya. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'în. Ya la ilahe illallah. Şunun anlamını bir okuyun ya. Sadece, sadece inne. Bak. İyyâke sadece sana. Ne'abudu apt oluruz kulluk ederiz kölelik yaparız tapınırız sadece senin hükümlerini dinde kaynak ediniriz ve ki ve sadece sana nestaîn istekte bulunuruz yardım için istekte bulunuruz destek için ayetleri iyi okuyun. İşte gördün mü sadece sana Sadece onun dışında işte budur doğru düzgün değil ancak ya bunu bile bunu bile yamultan insanlar gördüm ya inanamıyorum ya Rabbimin Fatiha'da açılışındaki ayeti bile yamultan adam duydum gördüm. Adam diyor ki sadece senden yardım ya kardeşim mesela diyor sen diyor birisinden çay getir diyorsun diyor yardım istiyorsun ya da ayağını kırdın diyelim ki birinden yardım talep ediyorsun diyor. E hastalanıyorsun diyor doktora gidiyorsun yardım talebinde bulunuyorsun diyor. O yüzden diyor bizde diyor bu ayet öyle anlaşılamaz diyor. Yani velilere evliyalara din konusunda yardım isteyebiliriz diyor. Bizi diyor Allah'a yaklaştırmaz için. La ilahe ya. Nasıl bir mantık ya. Kur'an'ın bütününden kopartılmış Kur'an'ı hiç okumuyor musun sen? Elbette bir yardımlaşın diyor Rabbimiz. Birbirlerinize yardımlaşın diyor. Destekleşin onlar değil burada söylediğine demek Rabbimin? Yardımı sadece ilahi yardım. Allah'tan isteyeceksin. Sadece ona ilah çağıracaksın diyor. Yardım dilerken diyor araya bir şey koyma diyor. Yani ayetleri yokmak lazım yani. İşte budur doğru düzgün din ancak çoğu insanlar bilmez. Yüce Allah'ın yetki vermediği hiçbir şey dinde kaynak edilemez arkadaşlar. Yetki sadece Kur'an'a verilmiştir. Nokta. Kur'an'ın emir yasakları herkesi bağlar nokta. Tam ve kesin yetkili sadece Kur'an'dır. Onun aslından kitaplar, söylenti kitapları asla dinde hüküm koyma yetkisi yoktur. Din sadece Allah'ındır ya. 16. sure 52. ayet. Ve onundur ne varsa göklerde ve yerde. Ve onundur daimi kalıcı din. Bak. Öyleyse Allah'ın başkasından mı korkarsın? Yani sen kimden korkuyorsun kardeşim? Allah'tan korkmuyor adam ya. Buhari'deki bir hadisi reddederse mürtet oluyor ya, kafir oluyor ya. Kim sana bunu söyledi? Hiç Allah'tan korkmuyor musun sen? Bak burada Allah'ın dininin kalıcı ve daimi olduğu bildiriliyor. Bu da çok önemli. Ve yüce Allah'a ait olduğunu söylüyor. Din neymiş? Din yüce Allah'a. Öyleyse bak onundur ne varsa göklerde ve onundur daimi kalıcı din. Resullerin dini yoktur. Hiçbir Resul'ün kendine ait dini yoktur nokta. Dinin tamam Allah'ındır. Resullere ait olamaz. Resullere din isnat edilemez. Haram koyma yetkisi yoktur. Helal koyma yetkisi yoktur. Musa peygamber ayrı bir din. İsa ayrı bir din. Muhammed peygamber ayrı bir din. Getirmedi getiremezler. Tek dini getirdiler. İslam hatırlatıyor bize işte. Ve asla değişmez bu din. Asla değişmez. Evet, kitaplar aracılığı ile insanlara tebliğ ederler resuller. Çoğu ama insan sünnetullah gereği bu Allah'ın gerçek dininden, İslam dininden saparlar. Mışmışlarla dinlerini parçalara ayırlar, fırkalara bölürler ve darmadağın ederler, hepsi sapar. Ve şeriat dediğimiz şey vardır dinde şeriat, o farklıdır. Bunu bir dersini yapabiliriz, bir makale yazdım ya bunu dinden şeriat farklı bir şeydir mesela Tevrat'ta Yahudilere iç yağın, hayvana iç yağın haram edilmesi dinden bir şeriattır. Ama bizde bunu kaldırmıştır Rabbim. Ama bu dini dinden şeriattır. Dini, İslam dini tektir. Değişmez. Dinde güçlük olmaz, asla olamaz. 22. surenin 78. ayeti. Ve mücadele edin Allah uğrunda. gerçek hak mücadelesiyle onun o seçti sizi ve yapmış değildir üzerinize dinlen güçlükten zorluktan bak üzerinize diyor seçti sizi diyor üzerinize bir din zorlama yapmadı diyor dinde zorlama yok diyor size din zor gelemez diyor benim gerçek İslam dinim diyor yani babanız İbrahim'in inanç öğretisi asla size zor gelmez. Demek ki bak bir din bize zor geliyorsa abi o gerçek din değildir. Allah'ın dini değildir. Bunu yazabilirsiniz. Bak bu ayeti iyi okuyun. Dinde bir insan bile milyarlarca insan geldi. Bir insan bile din konusunda güçlük hissediyorsa içinden bir zorluk hissediyorsa o din Rabbimin gerçek din değildir. Ya içeride bir kontaminasyon vardır. Bir şey vardır mutlaka. Ve babanız İbrahim'in inanç öğretisi evet. O zamir Allah gider. Önceden isimlendirdi sizi. Ne diye? Müslümanlar. Vay vay vay. Allah'ım bizi bunlar içerisine kat. Ve bunda olması için Resul'ün elçinin üzerinizde bir tanık, bir şahit ve olmanız için sizin tanıklar, şahitler, insanlar üzerine. Vay 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 öyleyse kaldırıp ayakta tutun salatı ve verin zekatı ve sarılın Allah'a. Odur Mevlanız. Mevlanız sahibiniz. Öyle ki bir muhteşem Mevla. Muhteşem bir sahip. Ve bir muhteşem yardımcı. Yani layla bu ayet neden bu bir tek bir ayet bile Kur'an'ın şu ayetini bile anlayarak okuduğun vakit bugün hadis kitaplarının tamamını çöpe atarsın ya. Kur'an ne diyormuş ben bunu okuyacağım dersin ya. İbrahim'in inanç öğretisi. Kur'an'da işte o babanız İbrahim'in öğretisi. Zorluk olmaz dinde. Müslüman olmaklar Müslüman Müslüman ne demek İbrahim'in inanç öğretisi ne tabi olduğunda Müslüman olursun. Muhammed peygamberimizin inanç öğretisine tabi olduğunda itaat ettiğinde Müslüman olursun. İsa'nın da Musa'nın da işte elimde benim biricik en büyük resul var. En büyük elçi var. İnsan nedir ya? 27 peygamber gelse şu anda benim karşıma ben gene Kur'an'a uyarım. Çünkü hepsinden daha büyük elçi. Kur'an varken hiçbir şeyi görmem. Kur'an okurum. Çünkü o bizim muhteşem Mevlamızdır, sahibimizdir. Ve yapmış değildir üzerinize dinde güçlükten, zorluktan bak. Asla, asla zorluk olmaz. E senin uydurulmuş hadislerin ne diyor? Söylentilerin ne diyor? Söylenti alimlerin uydurus, uydurmasyonlu namaz kılmayanı dövün. Sonra öldürün. Dinden döneni mürtet olanı öldürün. Kadınları çarşaflara sokun. Eğitimsiz bırakın. Yetim çocuklarla evlenin. Tecavüz edin ya daha doğrusu. Satranç oynamayı yasaklayın. Resim heykel yapmayı yasaklayın. Zina edeni taşlayarak öldürün. Hırsızlık yapanın kolunu kesin gibi çok daha fazla uyduruk Kur'an'da yeri olmayan zorlayıcı hükümler ancak söylenti kitaplarından gelir ki bu Allah'ın dini değildir. Rabbimin dini İslam kesinlikle değildir arkadaşlar. Gelin bugün bir milat olsun sizin için. Bakın bu ders önemli. Sadece Kur'an dediğiniz vakit o gece sizin kadir geceniz olur. Evet dinin İbrahim'in inanç öğretisi oldu. Bugün. İbrahim bir hanifti arkadaşlar. Tek tanrıcı, moroteist, rasyoneldi bir de. Mantık, Rabbinden delil istedi. Ya şu anda çoğunluğu müşrik. Bak Kur'an indiğinde Hristiyanların ve Yahudilerin çoğu müşrik olmuştu. Ve İbrahim'i kendilerinden sanıyorlardı. İbrahim aynı. Şimdiki insanlar da, Müslümanlar da Muhammed peygamberi kendisinden sanıyor. Rabbim diyor ki İbrahim peygamber sizin sandığınız gibi Hristiyan ya da Yahudi değildi. O bir hanifti, tek tanrıcıydı diyor. Şimdi bu ayet bize ne der? Muhammed peygamber sizin İbrahim bir hanifti. Muhammed peygamberi İbrahim'i değiştir. Muhammed Muhammed bir hanifti. Tek tanrıcıydı, monoteistti. Sizin gibi böyle Hanefi değildi, Şafii değildi. Caferi değildi, Alevi değildi şu tarikattan değildi bu tarikattan değildi koy abi bunu nereye koyarsan koy sonuna kadar doldur ya anladın mı? Evet öyleyse itaat etme kafirlere ve cihat et onunla onlara onunla Kur'an'la büyük bir cihatla kebir kebir çok büyük bir cihatla işte biz yapıyoruz şu anda bunu. Gerçeği örtenlere karşı cihat ediyoruz Kur'an'ımızla. Bu, bu, bu ayeti herkes kendine muhatap almalıdır. Muhammed peygamberle verilen her muhatta emir, Kur'an'ın her ayeti kendisine insan alınmalıdır, alınır. Tamam mı arkadaşlar? O oraya hitap etti, geçti diye bir şey yoktur. Gerçek hak din sadece Yüce Allah'ın emir ve yasakları içeri. Şeriat koyma etkisi Kur'an'dadır. Bak ne diyor Rabbim 42. surenin 20. ayetinde. Yoksa onlaradır ortaklar şeriat kıldılardı onlara dinden asla izin vermediği on Allah'ın Vay 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 şuna bak ya daha ne desin ya diyor ki siz diyor dinden kafanıza göre şeriat yapıyorsunuz diyor şu haram bu haram zartaram zurtaram şöyle yapma böyle yapma binlerce içinden çıkmaz diyor şeriat kılıyorsunuz diyor bu dine ortak sokuyorsunuz diyor Allah bunu izin vermediği halde diyor. Ya ne desin? Ve eğer olmasaydı ayırım sözü mutlak tamamlanırdı aralarında ve doğrusu zalimler onlaradır bir acıklı azap. Bunlar müşrikler ve acıklı bir azabı bekle. Bak acık acıklı bir hesabı bekle. Söylentiler söylentilere devam e, e, tabi olmaya devam ettiğin sürece Kur'an'ın aslından kitaplara şeyhlere, tarikatlara aklına ne gelirse Kur'an'dan saptıran her şeye tabi olduğunda acıklı bir azabı bekle. Bunun hiç şakası yok. Hiç şakası yok. Ayrım sözü olmasaydı şu anda Rabbim size yıldırımlarını gönderirdi. Ama Rabbim söz verdi. Tamamlardı yani. iş bitirilirdi. Ama bunu yapmadı Rabbim. Çünkü ayrım sözü var. Ayıracak sizi din gününde. Asabı meşeme de yerine ayırla ayır ayıracak seni. Asabı meşeme de yerine ayarla uğursuz grupta. O grupta ayıracak sabıklar, asabı meymene, asabı meşeme. Allah'ım beni muhafaza et asabı meşemeden ya. Allah'ım hepimizi korusun. Bakın bunun hiç şakası yok. Bak dinden şeriat kılma yetkisi yoktur onların. Buhari yetki koymuş ya. Mışmışlarla. Şöyle yaparsa böyle olur. Böyle yaparsa böyle olur. Şöyle yaparsa şöyle. Haşa Allah sanki ya. Allah'ın sözü gibi itaat ediliyor ya sözlere. Beşer sözüne ya. Hepsi tamam zan. Sadece yetkili Kur'an'dır. Bu çok önemli bak. Allah'ın yetki vermediği, izin vermediği hiçbir şey dinde kaynak olamaz. Dinden bir şeriat koyma yetkisi yoktur. Mesela hayvanların iç canını sen haram edeme edemezsin kitapta olsa ederdin ama sen edemezsin diyor. Sonuç olarak yüce Allah'ın ahirette kabul edeceği tek dil İslam'dır. Teslimiyet dini, boyun eğmediğini ama kime? Antlaşmaya. Yani Kur'an'a. Antlaşmaya hatırlatan Kur'an'a teslimiyet boyun eğmedir. İslam tek din budur. Sadece Kur'an'dır. Sadece Kur'an'a teslim olmaktır. Sadece Kur'an'a teslim olanlar Müslüman olur Rabbimin. Yoksa adına istediğin kadar Müslümanım de. Sen gerçek Müslüman olmadın, olmazsın. Ancak ancak müşrik olursun. Müşrik olursun. Şirk koşmuş olursun Rabbine, Allah'ına. Allah'a iman edersin. Kur'an'a iman edersin. Ancak şirkle iman etmiş olursun ve yaptığın her şey boşa gider. asabı meşemeye girersin. Ve cehenneme gidersin. Müşrik oluruz ya. Rabbimizin ben sadece uyarıcıyım. Kur'an'dan anladığımı söylüyorum size. Kur'an ayetlerinden anladıklarımı anlatmaya çalışıyorum size. Gelin Kur'an'a, Rabbimizin kitabına gelin. Okuyun. Anladığınız bir dilden Kur'an sizi yakalayacaktır. Ama tek ricam var. Sebebi nüzul. Uydurmasyonları ışığında çevrilen bir meali hiç okumayın. Toksiktir size zarar verecektir. Kur'an'a dokunamazsınız. Hadisleri reddetmeden Kur'an'a dokunamazsınız. Temizlenmeden o pislikten, rics, pislikten temizlenmeden dokunamazsınız. Önce temizlenin. Asla mesela ben Kur'an ayetlerini okurken asla asla bir hadis söylenti üzerinden ilerlemem asla. Yine Kur'an'ı Kur'an ayetlerini hangi ayette geçmiş Rabbim orada ne demiş burada ne buyurmuş ve bağlantıyı kurmaya çalışırım ki gerçekten Kur'an çalışırım. Akli algılamalardır diyor Kur'an. Gerçekten öyle. Mantıkla yürüttüğün zaman ayetler açıklar ve güzel gidiyoruz. Sadece Kur'an demeye devam ediyoruz. Tek Tanrıcı olmak çok önemli arkadaşlar. Rabbim bizi canımızı hanif olarak alsın inşallah. Melekler vefat ederken Rabbim bizi vefat ettirirken melekler bizi meleklerin selam diyerek karşılayanlarından etsin inşallah. girdir beni bir doğru girişe, çıkar beni bir doğru çıkışa, yap benim için katında yardımcı sultan. Bir sonraki derste görüşmek üzere, kalın selametle.